Mert uyudu. Çocuklar çok narin görünürler. Ama aslında bizden çok daha güçlülerdir. Daha temiz, sevgi dolu. Mert'in bu gece açılan yaralarını annesine duyduğu sevgi saracak. İyileştirecek. Üzülme. Ona söz verdin mi? Sana ne sorduğunu duydum. Annesi onu yeniden sevene kadar burada kalacağına dair söz verdin mi? Cevap ver Nur. Oğluma söz verdin mi? Cevap versene. Sorduğum soru çok basit. Basit. Ya sen ne biçim adamsın? Beni ne hale soktuğunun farkında mısın? Mert'e ne söyleyecektim? Neyin sözünü verecektim? Gerçeği bilseydi beni böyle sever miydi? Bana güvenir miydi? Ya annesi? Annesi bugün bana neler söyledi biliyor musun? Bana güvendiğini söyledi. Bana! Bana! Oynama şu silahla. Kaldır şunu, sinirlerimi bozuyor. Niye? Hı? Yüzüne bakamadığın silahın önüne attın bu gece kendini. Benim için. Benim hayatım için. Bir anlık refleks senden nefret ettiğim gerçeğini değiştirmez. Boşanana kadar hayatta kal. Sonra ne halin varsa gör. Benden ancak ben öldüğüm zaman kurtulursun. Nur. Bak. Günler sonra ilk defa dokunduk birbirimize. Ben seni, sen beni kaybetmekten korktun. Uzun süre sonra ilk defa güldük beraber. Şimdi yüzüme bak ve söyle. Beni artık iyi tanıyorsun. Ben, Yiğit Kozan. Senden boşanacağıma, birbirimizden kopmamıza izin vereceğime inanıyor musun? İzin? İzin mi? İşte bu beni delirtiyor. Bu kibir, bu kabalık. Beni anlamıyorsun değil mi? Ben senden izin istemiyorum. Duydun mu? Biz boşanacağız. Ve ben senden kurtulacağım. Benden ancak ben öldüğüm zaman kurtulabilirsin. Öl o zaman, öl! Gerçekten ölmemi mi istiyorsun? Evet. Nur, gözlerimin içine bak ve söyle. Gerçekten benim ölmemi mi istiyorsun? Evet. O zaman kendin yap. Al. Al. Hadi. Hadi. Zaten gittiğin zaman ben ölmüş olacağım. Beni öldürmüş olacaksın. Hadi yap şimdi. Hadi. Ne bu şimdi? Cesaret gösterisi. Evet. Cesaret gösterisi. Hadi öldürsene beni. Neden yapmıyorsun? Neden çekmiyorsun tetiği? Madem nefret ediyorsun benden, neden öldürmüyorsun beni? Hadi yapsana şunu. Vur beni. Hadi vursana. Hiçbir şey olmayacak. Korkma sakın.
Meğer efendi, silah sesi miydi o? Öyle galiba. Yukarıdan geldi. Baba ne oluyor? Bilmiyoruz kızım. Ümit, ne oldu? Ne oldu? Silah sesi duydum ben. Yok bir şey, sakin ol. İçler sakin ol. Nasıl oldu bu? Sakin ol İçler. İçler sakin ol. Kendi ama çok kınıyor. Orada mı silah temizlerken? İyisin değil mi? Ne oldu öyle? Nazan sakin ol, tamam. Ay vallahi billahi evde silah patladı. Yaren sen Mert'i sakinleştir, koş. Tamam teyze, sakin ol. Bakacağız. Ne oluyor ya? Yiğit. Tamam, yardım edeceğim. Ne oluyor ya? Yiğit, yardım edeyim. İyi misin? İyiyim. Ambulans çağırsanıza biriniz yani. Gerek yok ambulansa falan. Arabaya hazırlayın. Tamam ben arabayı hazırlayayım. Git arabaya hazırlayayım. Tamam zaten arabayla daha çabuk gideriz. Bismillah hadi. Hadi sakin. Ben de geliyorum. Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Ben de geleceğim. Hiçbir yere gelmiyorsun. İlk defa vurulmuyorum. Korkmayın bu kadar. İcler biz burada kalıyoruz. Ya kocam kan içinde görmüyor musun sen? Sakın korkma. Cahit Bey ne oldu? Tamam sakin olun. Bir şey yok. Yiğit yanlışlıkla kendini vurmuş. Ne? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun be? Ben gidemiyorum kocamın peşinden. Sen mi gideceksin? Senin bu odada ne işin vardı? Senin bu üstündeki kan benim kocamın kanı. Benim kocamın kanı senin üstünde ne işi vardı? Of! Allah'ın beterinden korumuş ya Rabbim. Geçmiş olsun Yiğit Bey. Yiğit Bey neler yok oluyor? Yok bir şey ya. Silahını temizlerken olmuş. Cahit. Cahit Bey ben de geliyorum. Dur kızım sen nereye? Sinan Bey siz ailenizin yanında kalsanız ben hastanede her işe koşarım. İyi tamam ama telefonun açık olsun haberleşelim. Tamam. Ben de Nur'u alayım içeriden. Nur şu anda gelemez. Niye böyle dedi bu? Mert uyanmıştır anne. Silah sesini biz duyduk o duymaz olur mu? Nur onun yanındadır. Vallahi şuram sıkışıyor şuram. Felaket üstüne felaket. Ne bitmez geceymiş bu. Konuşsana be. Konuşsana dilimi yuttun. Sen bizi çağıracağına, ambulans çağıracağına. Benim kocamın yanında ne işin vardı senin? Vallahi kısa malum oldu. İcler. Yavrum tamam bırak şunu. Bak korkmuş o da şoka girmiş işte. Hem ben söyledim Mert için git Yiğit'le konuş diye. O yüzden gelmiştir o buraya. Tamam hadi. Hadi biz gidelim. Kocanı bekleyelim yavrum hadi. Anne ölürüm ben. Kocama bir şey olursa ölürüm ben. Cahit. Cahit daha hızlı git. Cahit. Tansiyonum düştü iyi değilim. Tamam Yiğit tamam. Yetişeceğiz az kaldı. Allah'ım. Bana bir şey olmasın. Yalvarırım bana bir şey olmasın. Şuna bak. Kızım sana az bile yaptı. Kim olduğunu bir bilse layığını bulurdun. Sen yaptın biliyorum yüzüme bak. Sen yaptın biliyorum. Yüzüme bak. Cahit Bey kan verdi şimdi dinleniyor. Kurşun sıyırmış çok şükür ameliyatlık bir durum yok. Dikiş attılar. Ben çıkarken size haber vereceğim Nazım Hanım. Nur. Nur'u aramam lazım. Merak etmiştir çok. Ne diyorsun Yiğit Allah aşkına ya? Ne Nur'u? İcdali teyze mi düşün sen? Yalan söylediğin ortada. Sen silah temizlemeyi çok iyi bilirsin. Böyle mi vurdun kendini? Tamam Cahit sus. O kız vurdu seni Yiğit. Her şey ortada Yiğit. Kaza bile olsa ne işi vardı silahın elinde? Cahit. Bu gece patlayan tek silah Nur'un elindeki değildi biliyorsun değil mi? Vur yüzüme vur.
Ben bu gece yerin dibine girdim zaten yeterince. Bak o adamların elinden bir şekilde kurtuldun. Ama o kız senin neredeyse... Of yeter. Bu gece silah patladı. Bakalım yarın ne olacak. Herkesi kendime vurdum dedi. Ben senin abinim Yiğit. Bak ben sana söyleyeyim. Bu yolun sonu var ya Yiğit. Cahit. Silah temizlerken oldu. Kendime vurdum. Bitti. Bu üzerindeki kanı sen döktün yılan. Bu kadar gözüm kara demek. Kızımın mutluluğunu bozmak için kan dökersin ha. Kazaydı. Kazaymış. Ben de kazara şimdi şuraya şu pis kanını döksem. Yapamam sanıyorsun değil mi? Yaparım. Kızımın mutluluğunu tehdit edeni gözümü kırpmam, kendi kanında boğarım. Senin o pis kanını kızımın bir damla gözyaşı için dökerim ben. Duydun mu? Anne ikilerin yanına bir... Anne sen ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun sen anne? Niye vermedin telefonu bana? Kocam neden konuşmadı benimle? Ay İclal. Kıyamam sana ya. Paraladın kendini. Ay o da nasıl kazaysa öyle. Tövbe tövbe dağlara taşlara. Öbürü de bayağı kana bulanmıştı ama. Ben ilkten gördüğümde kim vurulmuş anlayamadım yani. Ne diyorsun sen be? Çekil. Anne ne yapıyorsun? Sen vuracak mıydın kızı? Sen ne yapıyorsun anne? Kocamın yanına gideceğim. Çekil seni. Ablam bağırıyor. Duymuyor musun? Çekil. Annem sana silah doğrultmuştu. Bir şey söylemeyecek misin? Üstünün başının batmasına bakılırsa kız bayağıdır bir Yiğit'in yanındaymış herhalde. Artık o saatte ne işi varsa. Nazan! Nazan sen ne ima ediyorsun ha? Sen benim kocamla Onur'la ilgili bir şey mi var senin ağzında? Sen ne ima ediyorsun? Ay İclal. Yani 3 senedir uyuyorsun ama kıskançlığın kaldığı yerden devam ediyor yani maşallah. Ay korkulur senden vallahi. Ya ben ne ima edeceğim canım? Yani diyorum ki kızın o saatte her ne işi varsa Yiğit'in yanında iyi ki de varmış işte. Yiğit yalnız kalmamış. İçler. İçler sakin ol kızım. Ne yapıyorsun? Bir nefes al. Alamam anne. Kocamın yüzünü görmeden nefes falan alamam. Ay Aytül Hanım. Maşallah. Bak kan beynine sıçradı mı? Nasıl yüzüne renk geliyor değil mi? Nazan. Git Mert'e bak. Yaren uyutmuş bu. Git. Aa, bu da ne böyle? İclal, bu senden mi düştü tatlım? Mert'e bak dedim. Hadi git, hadi! Nur, hadi iç birazcık. Tamam söz annemi sormayacağım hadi iç ne olur. Tamam. Sen Yiğit'in yanında mıydın? Yani kazayı gördün mü? Şey söylemeyecek misin? Peki tamam şöyle yapalım o zaman. Sen halanların yanına git. Birazcık sakinleş, dinlen, kendine gel. Ondan sonra yarın toparlarsın. Belki anlatmak istersin ne oldu ne bitti. Halamlara gidemem. Gidemem. Görünmez kaza işte. Allah beterinden saklasın. Şükret, mühim bir şey yok dedi Cahit. Kaç kere dedim evde çocuk var, şu silahını ulu orta temizleme diye.
olacağı varmış. Hem geliyorlarmış bak. Hadi yavrum banyoya git şöyle elini yüzünü yıka. Bir toparlan sen de hadi. Anne dur. Ver şu yüzüğü bana. Bu yüzük. Giyitin Alias. Eve dönünce annem size kurşun dökerse şaşırmayın Yiğit Bey. Gördüğün gibi o kurşunu kendim döküyorum ben. Daha önce hiç olmamıştı da çok dalgındınız herhalde. Ne talihsiz kaza değil mi Cahit Bey? Ya kaza işte. Geliyorum demiyor. Uzatmayın artık. İlk defa kurşun yemiyorum. Hayır doktor da şaşırdı. Sanki böyle uzak mesafeden kurşun sıyırmış gibi dedi ya. Gel de şaşırma. Sen şaşırmaya devam et o zaman Elmas. Ama sessizce. Şu zamazingoyu da taktırttınız bana. Doktor da ısrar etti. Rahatsız ediyor. Yarın öbür gün çıkartırım artık. Çekmecede buldum sonra silah patladı. Tamam yerine koy o zaman. Yeri çekmece mi anne? Bu bizim evlilik alyansımız. Bunu yeri çekmece mi yoksa benim kocamın parmağı mı? Bu yüzük buradaysa Yiğit'in parmağındaki yüzük ne anne? Söylesene. Bu yüzük buradaysa Yiğit'in parmağındaki yüzük ne? Yılmaz'cığım tamam. Tamam iyiyim ben. Abi iyi misin? Çok merak ettik. Bir şeyin var mı? İyiyim hayatım iyiyim. Korkma korkma hiçbir şey yok. Tamam gel. Dinlenmesi lazım biraz. Yiğit. Gel. Aşkım aklım çıktı. İyi misin hayatım? İyiyim. İyiyim merak etmeyin. Yorgunum sadece. Hadi gel sevgilim. Hocam bu akşam ben ne yatsın ben bakayım ona. Hadi gel. Nur, sen de git Mert'in yanında kal. Sabahın köründe gelip babasının başına dikilmesin. Bir de git bir duş al, şu üstünü başını değiştir, böyle dolanma ortalıkta. Sinancığım, gel Yiğit'i yatırmama yardım et. Tamam. Gel Cahit. Yaren. Sen çık. Yiğit Bey sen mi buldun? Doktor ne dedi? İyi, kurşun sıyırmış Allah'a şükür. Senin bu halin ne? Koluna. Koluna bir şey olmayacak değil mi? Kızım sen beni duymuyor musun? Bu halin ne? Elmas. Geç oldu artık, evine gidebilirsin. Nur. Sen de İcdan Hanım'ı duydun. Müştemilata gitmene gerek yok. Misafir banyosunu kullanabilirsin. Aslında banyoyu biz... Elmas, iyi geceler. İyi geceler. İnadına yapıyorsun değil mi? Biliyorsun seni polise veremeyeceğimizi. İnadına halanları işkillendirmek için yapıyorsun. Ne diktin gözünün kapılarına? İyi bak o kapıya. Ne kadar kan döksen de onun yeri orası. Anne senin bu kıza ne alıp veremediğin var? Ne alıp veremediğim olacak elin bakıcısıyla? Mesela kafasına silah dayadın. Hatırlamıyorum. Yapmış olabilirim. Kendimle değildim. Hırsımı ondan aldım herhalde. Ne diyorsun anne ne hırsı? Hesap sormak sana mı düştü? Git oteline dinlen. Bir şok anıydı işte. Büyütme. Sen şokta değildin anne. Ben gördüm. Senin gözünde tek bir şey vardı. Nefret vardı. Bir şey saklıyorsun sen. Bu bakışı tanıyorum ben anne. Bu nefreti çok iyi biliyorum ben anne. Tıpkı o kaza gecesi o arabayı Yiğit Kozan'ın kullandığı gerçeğini sakladığın gibi bir şey saklıyorsun sen anne. Peki. Sen yine en iyi bilgiyi
gerekeni yap. Gerçekleri sakla. Göreceğiz bakalım. Bu sefer nereye kadar saklayacaksın? Yeni gelin vurdu işte Yiğit'i. Vallahi kızın gözü kara. Artık kıskançlıktan mı yoksa ya benimsin ya kara toprağın mı dedi, orasını Allah bilir. Hayır, sen öbürünü görecektin. Senin ne işin var benim kocamın yanında diye bir hücum etti üstüne. Vallahi yakındır bunların birbirlerinin gözünü oymaları. Nazan, çok uzun bir günde Allah aşkına yeter. Teyze. Nazan, sen ne cesaretle o yüzük oyununu oynarsın ha? Ne cesaretle? Ne yüzüğü teyze? Kendine gel. Ayağını denk al Nazan. Yemin ediyorum doğduğuna pişman ederim seni. Yemin ediyorum. Ne yüzüğü Nazan? Allah aşkına bir şey söyle. Teyzem hangi yüzükten bahsediyor? Sen de mi bana hesap soruyorsun Cahit? Yok Nazan, yok. Ben hiçbir şey sormuyorum. Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum Nazan. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben artık Hırgür'den uzaklaşmak istiyorum Nazan. Ne oldu? Hı? Zoruna mı gitti gece yarısı yatak odası baskını? Hı? Erkekliğin mi tuttu Cahit Efendi? Olmayan erkekliğin. Ya kadın gece yarısı destursuz odamıza dalıyor. Benim karşıma geçip yüzüme tükürüyor. Sen onu buradan kapı dışarı edeceğine bizim yerimizden yurdumuzdan edeceksin Cahit. Çok beklersin. Ben bu çiftliğe gelin geldim. Senin 3 kuruşluk genel müdür maaşına tamah etmeye gelmedim ben. Şuradan şuraya gitmem. Kuyruğunu kıstırdı da apartman katlarına düştü, dedirtmem kimseye. Thank you.
Ben de seni, sizi izliyordum. İyisin. İyisin değil mi? Benden kurtulamadın. Acıyor mu? Burası kadar değil. Bana hala cevap vermedi. Yapma. Bunu bana yapma Yiğit. Gerçekten bizi bırakıp gidecek misin? Bırakacak mısın? Yoksa kalacak mısın? Aşka. Seni göremeyince merak ettim. Oğlanı görmeye geldin demek. Nur, sen de in bak bakalım, kahvaltı hazır mı? Mert kalkar birazdan. Daha iyi misin? Kan tutuyor Nur herhalde. Çok kötü oldu dün senden sonra. Bıraksak peşinizden gelecekti. Rengine bakılırsa hala da toplayamamış kendini. Daha iyiyim. İyice topla da kendini, bir anlat bakalım nasıl oldu bu kaza. Ben anlattım ya. Silah patladığında Nur da yanındaydı sanırım. Hepimizden önce yetiştiğine göre. Hilal. Üstü başı kan içindeydi. Yardım da etmiş belli. Nasıl oldu bu? Nasıl patladı o silah? Hilal. Anne, günaydın. Baba, koluna ne oldu? Günaydın evlat. Önemli bir şey değil. Baba, yara var mı? Göstersene. Söylesene. Nasıl oldu diye soruyorum sana. İhlal yeter, çocuğun yanında. Tamam. Sen şimdi Mert'i giydir. Sonra devam ederiz konuşmaya. Anne, benimle barıştın mı? Hadi. Nur ablan giydirsin seni. Aşkım, biz de odamıza geçelim. Konuşacaklarım var. Sence annen ne zaman benimle barışır? Anneler çocuklarını hiç küsmez ki. Dün gece küsmüştü ya. Sen annem benimle barışana kadar gitmeyeceksin değil mi? Hadi bakalım. Sana. Sen bana kızgınsın hala dün geceden. Çocuğu azarladım diye. Ama yani çocuk da sürekli... O çocuk Mert. Onun adı Mert. Senin oğlun İclal. Ağzından öyle çıkıyor. Niye anlamıyorsun? Ben onu hatırlamaya çalışıyorum. Bu evi hatırlamaya çalışıyorum. Evimizi, yatağımızı, eski hayatımızı hatırlamaya çalıştığım gibi onu da hatırlamaya çalışıyorum ben. Bak. Kusura bakma. Düşüncesizlik ettim. Yiğit. Bu ne? Mart. Bizim alyansımızsa bu parmağındaki ne Yiğit?
İçlal. Ben... Sen... Sen ne Yiğit? Bir şey söylesene aşkım. Yani bunun böyle basit, mantıklı bir açıklaması olması gerek. Bu bizim alyansımızsa bu... Parmağındaki ne? Peki. Bizi yalnız bırakır mısın anne? Biz de tam Yiğit'in parmağındaki alyansın ne olduğunu konuşuyorduk. Dün İclal'le bu yüzük meselesini konuşuyorduk. Sen geldin, yarım kaldı. Yiğit, sen üzülürsün diye bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyor galiba. Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Bana bir şey söyleyin artık. Bu bizim alyansımızsa senin parmağındaki yüzük ne? Neye üzüleceğim ben? Müzik dersin de var bugün. Nota defterini de koy bakalım. Ama sen de hep bana koyduruyorsun. Kocaman adamsın. Tabii ki koyacaksın. Hadi. Bugün resim yok. Anneme resmimi gösterecektim. Dur dur, yavaş. Onlar yorgun şimdi. Okul dönüşü gösterirsin. Ama annem belki çok beğenir. Belki hemen barışır benimle. Kazadan sonra Yiğit'i ameliyata aldıklarında yüzüğü kaybettik sandık. O da sen uyurken parmağı boş kalmasın diye bu yüzüğü taktı. Sonra ben esas alyansınızı buldum verdim ama takamadı. O geceyi hatırlatıyor diye. Ama artık sen buradasın, uyandın. Mert bekle. Anne, bak resmi be. Bunu senin için yaptım. Kusura bakmayın, Mert resmini göstermek istedi. Artık o uyduruk yüzüğü parmağından çıkarmanın vakti geldi. Esas alyansını tak, öyle değil miydi? Annem doğru söylüyor aşkım. Hem böyle uğursuzluk getirir. Hadi tak gerçek alyansını. Hadi Yiğit. Esas alyansın parmağında olsun. Hadi. Bu parmağımdaki yüzük. Gerçek. Uyduruk falan değil. Bu konu kapanmıştır. Evlat, karnın acıktı mı? Hı? Hadi kahvaltı yenelim. İzel, hadi biz de kahvaltıya inelim. Hemşiren gelir yavrum birazdan. Uğursuzluk. İzel, hadi. Bu yüzük bize uğursuzluk getirecek anne. Hissediyorum ben. Biliyorum. Yiğit'in parmağındaki o yüzük bize uğursuzluk getirecek. İzel, sen bunları düşünme yavrum. Annen bütün o uğursuzlukları kovar. Hepsinin hakkından gelir. Tamam. Pılını pırtını topla, çek git buradan. Ne duruyorsun hala? Allah kahretsin. Ne işin var burada senin? Senin bu odada ne işin var? Üstündeki kan benim kocamın kanı. Benim kocamın kanı, senin üstünde ne işin vardır? Ne istiyorsun benden sen be? Anneciğim, anneciğim deyip duruyorsun. Ya sen ne kadar yaramazsın. Annem beni sevene kadar gitmeyeceksin değil mi? Söz ver, gitmeyeceksin. Seni yılan seni. Yeter. Kendinize gelin artık. Bakıyorum çenen açılmış. Dün o çatal dilin tutulmuştu. Bu koluna da kızım yapışmıştı dün. Aptal. Hala anlamıyor musun? Senden şüpheleniyor.
O fitne gözlerini, yüzünden akan o fesatlığı görüyor. Ne yapıp edip benim kızımın kafasındaki şüpheleri silip öyle gideceksin buradan. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kızınız sağlığına kavuşana kadar, yeğeniniz benden boşanmaya razı olana kadar gitmeyeceğim. Birbirimizden kurtulacağımız günleri sayın. Ve nefretinizi kendinize saklayın. Senden kurtulacağım. Çok yakında. Senden kurtulacağım ben. Sinan. Ne haber abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Artık yerleşiyorsun ha? Öyle oldu ya. Hadi hayırlısı. Teyze. Bak oğlun geldi. Hadi geç. Yiğit ben çıkıyorum. Geliyorum Cahit. Evine hoş geldin. Genç. Yavrum, hoş geldin. Ya? Abla. Abla. Geldim ben bak yanındayım artık senin. Hep buradayım ben artık. Gel bakayım çabuk buraya. Gözüme uyku girmedi yine. Yiğit Bey iyi halacığım merak etme. Yiğit Bey'den haberim var. Benim derdim sensin. Bak dün gece patlayan silahlar uykumu kaçırmadı ama Aytül Hanım'ın senin ardından söyledikleri uykumu kaçırdı Nur. Her türlü belayı senden bildi. Allah'tan altından Cahit Bey çıktı. Ah be yavrum. Ne yaptın sen o elli silahlı adamlarla o kuzucukla bir başına? Halacığım, geçti bitti işte. Anlattırtma bana. Hem sen söyle bakalım, Aycan Hanım ne demiş benim hakkımda? Asıl sen söyle bakalım. Bu kadının ne derdi var seninle ha? Hangi tavuğuna kış dedin de seni bunca kötü belledi? Halacığım ben... Kadın enikonu ardından iftira attı Nur. Torununun kaçırılmasını bile senden bildi kızım. Sinirleri bozulmuştur. Ne bileyim ben? Aytül Hanım seni burada barındırmaz Nur. Bak, ben bilirim onu. Yarın öbür gün yeğeni koy kapının önüne gitsin diyecek. O zaman ne yapacağım ben ha? Söylesene, İstanbul'da kız başına ne yapacaksın sen? Ha, memlekete dön desem o manyak, o belalı... O delinin yanına hayatta göndermem seni. Ah be yavrum, ah be yavrum. Ne yaptın da bu kadar mimlettin kendini sen? Halacığım, Aytül Hanım bana hiçbir şey yapamaz. Güven bana. Ben buradayım. Hala buradayım. Benim biraz işlerim var. Sonra görüşürüz. Bana bak, çok dikkatli ol ha. Başına gelmeyen kalmıyor. Tamam. Ya Rabbim ya. Düşün olmaz inşallah. Yılan. Gel.
Aytül Hanım, hani bana demiştiniz ya mutfaktaki gözüm kulağım sensin diye. Bir şey mi duydun? Belalısı varmış. Memlekette belalısı varmış. Deliymiş hem de. Hafize abla öyle dedi. Ne yapayım ben? Seni o delinin yanına mı yollayayım dedi. Dur, dur! Dur! Ya niye durmuyorsun ya? Of Allah'ım ya! Ya durdum işte. Kızma artık, yeter. Yok. Ben minibüse demiştim. Nereye gidiyorsun? Şehre ineceğim. Biraz işlerim var. Hem Elmas'a da uğrayayım diyorum. Ha, şirkete gideceksin yani. Ya hadi ben de o tarafa gidiyorum, atla. Yok, ben... Ya hadi gel. Hadi. Sen de kız gibisin ha. Ama senin kız yok mu? Sen onun kadar güzel değilsin. Bin tane senden olacağına bir tane ondan olsun be. Böyle saçının tellerine değsin ellerim. Varsın sen olma be. Otobüse bineriz. Yok. Binmez ki o. Tamam, sırtımda taşırım lan ben onu. Emin. Şey ben... Muhabbet çok tatlıydı da ben bölmek istemedim. Yok. Bugün senin işin var mı? Nasıl? Anladım. Ya ben çok yorgunum. Hiç araba kullanamayacağım şimdi. Beni gideceğim yere götürsene. Oradan da otobüse dönersin ha. Tabii, tabii. Buyurun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Yiğit Bey. Geçmiş olsun. Toplantıya kadar kimseyle görüşmek istemiyorum Elmas. Erkekliğini mi tuttu Cahit Efendi? Hah, olmayan erkekliği. Elmas, bak kaç defa söyledim şirkette şöyle şeyler yapma, aç şu kapıyı. Elmas, yapma diyorum bak, geriliyorum. Aşkım çok sinirlisin ama. O cadı karın da canını sıktı diyeceğim ama bu sefer Yiğit Bey bozuksun galiba. Kıyamam ya. Nasıl vurdu geçen gün sana öyle? İçim bitti vallahi. Cahit, ben o adamların başa bela olacağını biliyordum. Bu kadarını tahmin etmedim. Yani ucunun yeğenime dokunacağını bilseydim. Ama tövbe. Bir daha tövbe, kumar falan yok. Aşkım sen niye kumarın olduğunu bana söylemiyorsun? Ben yardım ederdim sana. Bana söylemediğin başka bir şey yok değil mi? Mesela dün geceyle ilgili. Yiğit Bey öyle kendi kendine falan vurulmadı, biliyorum ben. Elmas ne diyorsun sen?
Hastanede konuştuklarınızı duydum Cahit. Söylesene kim vurdu Yiğit Bey'i? Saçma saçma konuşma Allah aşkına. Ay, yoksa Sinan Bey mi? Ay, işi silah çekmeye kadar getirdi mi o? Elmas, sen iyi değilsin Elmas. Söylesene Cahit. Bak sen söylemezsen Nur'dan öğrenirim. Ay yandın, yandın. Bırak şimdi çayı falan. Saçma saçma konuşma yeter. Saçma mı? Nur kan içindeydi dün. Silah patladığında yanındaymış belli. Dili tutulmuştu kızım. Kim vurdu görmüş demek ki. Sen iyi değilsin Elmas. Gerçekten iyi değilsin sen. Merak ediyorum Cahit. Ya Yiğit Bey kendi evinde kendi silahıyla vuruluyor. Belli işte o evden biri vurdu onu. Allah korusun. Ya ona bir şey olsaydı ben ne yapardım? Ne yapardık biz? Ne güzel söyledin Elmas ya. Gerçekten soruyorum sana. Yiğit'e bir şey olsaydı ne yapardın? Ay Cahit Allah aşkına saçma sapan. Hastanede konuştuklarınızı duydum diye. Ben her dakika duyuyorum Elmas. Her dakika görüyorum Yiğit'e nasıl baktığını. Hatta elimi tutarken bile... Kıskandın mı sen? Hı? Kıskandın mı gerçekten? Gel, gel otur. Elmas, gel otur. Çok aptalsın sen. Çok aptalsın. Gerçekten kıskandın mı? Hı? Elmas. Tamam, söylesene neyinim ben senin? Neyinim? Hı? Erkekliğin mi tuttu Cahit Efendi? Erkeğimsin. Olmayan erkekliğin. Erkeğim. Ya adam gibi davranmayı beceremiyor ki. Abicim ben ne yapabilirim? Ya ben işte soyadına aldandım, evlendim. Ne bileyim ben böyle teyzesinin kardeşinin eline bakacağımızı. Hayır canım vermiyor değil, veriyor. Aman bir para vermeye yarıyor zaten, o da yarım yamalak. Hayır abicim, hayır. O öyle avans mavans alamaz. Ay o kardeşinden maaşını alacak da bilmem ne de. Yok abi ya, korkapo gidip kardeşine de bir şey söyleyemez. Ama abi sen de hep bana yükleniyorsun ya. Alo. Allah'ım al şu canımı da kurtulayım inşallah ya Rabbi. Nazan. Bakıyorum abi yine yakana yapışmış. Ne kadar istiyor? Tövbe tövbe. Geçen seferki gibi mi? Kredi borcunu ödemek için. 10.000, 20.000 ne istiyor? Aytül Hanım. Hayır ne kadar istiyorsa ben hemen bugün vereceğim onu. Dövdünüz sövdünüz yetmedi şimdi de dalga geçmeye mi geldiniz? Nazan sen bugün beni o kızdan kurtaracaksın. Ben de abinin istediği parayı sana vereceğim. Hı? Teşekkürler. Siz gelmiyor musunuz? Kaleye mi? Hiç sanmıyorum. Kale? Yiğit Kozan'ın kibir kalesi. Kaleyi mi sevmiyorsunuz, onu mu? Özür dilerim. Birden öyle sordum. Birden öyle derin sorular soracaksan şu sizi bizi kaldırsak mı aradan? Sen desem cevap verecek misin? Kuzenini görüp çıkacaksan hemen bekleyebilirim seni, buralardayım. Yok, benim işim biraz uzun sürer. Ama teşekkürler. Görüşürüz. Nur. Sanırım ikisinden de hoşlanmıyorum. Bu tarafta. Elmas Hanım'a gelmiştim. Gel. Yiğit Bey, toplantı hazır, sizi bekliyoruz. Cahit Bey orada mı? Görmedim efendim. Tamam, geliyorum. Elmas. Hı. Beni seviyor musun? Ama gerçekten seviyor musun? Cahit. İçeride misin? Kapı kilitli.
Duymuyor musun? Bir şey söylesene. Gönder. Geliyorum Yiğit. Bir sorun mu var? Tamam Yiğit. Bir şey yok. Geliyorum şimdi. Seninle konuşmamız lazım. Tamam. Nur, geleceğini söylememişti. Ha, ben Cahit Bey'e haber verdim. Toplantı başlamak üzereymiş. Yiğit Bey sizi bekliyorlar. Gidelim o zaman. Zaten çok uzun sürmez. Hemen çıkarım. Gel, toplantı bitene kadar sana bir kahve ısmarlayayım. Gel. Oturun lütfen. Oturun, oturun, oturun. Herkesin kıyıda köşede kirli çamaşırları vardır. O yılanın kirli çamaşırlarını istiyorum. Hepsi bir bir ortalığa saçılacak. Buradan öyle bir çekip gidecek ki kimse arkasından ağlamayacak. Ben nereden bulayım elin kızının kirini pasını Aytül Hanım? Tanımam etmem. Sen tanımazsın. Ama tanıyan eden var elbet. Burnumuzun dibinde tanıyan eden var Nazan. Tayyar Efendi. Burası mı? Burası, burası. Ya ne kadar çok trafik vardı. Bir tane motor almak lazım vallahi. Olur. Ben motor ehliyeti alırım. Yani sizi bırakmak için. Neredesin be yavrum ya? Biz trafik yüzünden biraz geç kaldık da. Ne o? Şoför mü yapsın? Emin'cim sen gidebilirsin. Bak burada ileride otobüs durağı. Sağ ol getirdiğin için. Peki. Ya Kahya'nın oğlunun yanında niye sırnaşıyorsun? Gidecek abime söyleyecek, göreceksin bunu. Ne iyi ettin de geldin vallahi, bana da mola oldu. Ay kabus gibi bir geceydi, o kadar uykum var ki çalışasım yok. Sen de atlatamamışsın dün geceyi. Yok. Uykusuzluk işte. Çok fenaydın, çok. İyi ki annem seni öyle kan içinde görmedi. Gerçekten anlatmayacak mısın? İlk sen buldun Yiğit Bey'i. Ne oldu? Oldu işte bir şeyler. İlk yardım biliyor musun sen? Yok. Ne bileyim ben. Böyle üstün başın kan olunca ben de dedim ki müdahale herhalde. Yok, ben... Sen bir şeyler biliyorsun değil mi Nur? Ne? Neyle ilgili? Dün geceyle ilgili. Vallahi ben Yiğit Bey'in kendi kendine vurduğuna hiç inanmıyorum. Elmas, bence sen... Ne yapacaksın kızım? Bak şans. Biraz daha önce yetişseymişsin, görecek misin kim vurdu? Vallahi bu aralar hiç anlamadığım şeyler var çiftlikte. Silahlar patlıyor. Aytül Hanım'ın kızı uyandı ama hala burnundan soluyor. Yiğit Bey hep durgun. Böyle daha önce hiç görmediğim bir şey var onun gözlerinde. Elmas, ne söylemeye çalışıyorsun? Acı var, acı. Niye olduğunu söyleyeyim mi sana? Sıkıldım ben artık. Gidiyorum. İki dakika otur, otur gel. Karısı yüzünden. Uyan güzeli sevmiyor. Elmas. Ne var kızım? Herkes biliyor bunu. Şanslı kadın. Bak anası yaptı tahtını ama bahtını ne yapacaksın? İşte ona Aytül Hanım'ın bile gücü yetmiyor. Elmas, yeter artık. Hiçbir şeyi duymak istemiyorum. Anlıyor musun beni? Hiçbir şey. Bilmek istemiyorum bir şey. Ne bağırıyorsun be manyak? Burası benim iş yerim, sen farkında mısın?
Küçük laf ettik. Tamam, sustuk. Babamın dediği kadar varsın ha. Beni iyice anladın değil mi? Ne yapacağını biliyorsun. Vallahi anladım da yani ben şimdi o Allah'ın meczubunu, derisini kolundan tutup buraya mı... Yavaş konuş be adam. Yerin kulağı var, bir duyan olacak. Bak, bir daha anlatıyorum. Sen şimdi bu kızın belalısına bir haber salacaksın. Tamam mı? Sonra da yan gelip arkana yaslanıp oturacaksın. Allah razı olsun Nazan Hanım da... Yani şimdi benim haddim değil ama... Bizim bu edepsiz kız size bir şey mi yaptı siz yani? Vallahi onun saçından tuttum gibi. Şişt, tamam, tamam. Sen orasını fazla kurcalama. Ben kıza ısınamadım. Yani kanıma dokundu. Hem öyle kocamın etrafında gözü pek zilliği istemedim. Tamam mı? Böyleyken böyle. Var mı bir itirazın? Haşa, olur mu hiç? Yani hayır, ben şimdi Aytül Hanımlara da söylerim bunu da. Onun da kanı kıza pek ısınmadığı için benim gibi... hani faturası toptan size çıkmasın diye. Allah korusun. Bak, uzun zamandır yanımızdasın. Hatta benden bile eskisin bu çiftlikte. Yani ben seni kayırdığım için geldim sana. Bizim Mert... o kıza çok alıştı. Abla diye peşinden ayrılmıyor. Ama Aytül Hanım da düşman. O kızın buradan güzellikle gitmesi lazım. Sonuçta ne bizim Mert üzülsün, ne de siz üzülün, değil mi? Varsın gelsin işte, yavuklusu mudur, artık belalısı mıdır, nesiyse nesi... gelsin alsın götürsün sizin o zilliyi. Sen de paracıklarının keyfini çıkar. Hı? Hadi. Vicdan Hanım, bu esnem hareketleri size çok iyi gelecek. Yakın zamanda eski formunuza kavuşursunuz. Ay bravo bana. Koşmaya da başlarım ben yakında. Yavrum, sinirlerini bozma. Kolay mı? Senelerce bir yatakta yattın. Sen ne bakıyorsun orada ya? Filmi çeviriyoruz biz burada. Aa, ne oluyor be? Ben... Kapat şu kapıyı anne. Şuna bak ya. Utanmasa çekirdek çitleyecek orada. Nazan, sen odana git, beni bekle. Geliyorum ben. Kapıyı da kapatıver. Bundan sonra kimse izlemeyecek ben tedavideyken. Tamam İclal, tamam. Sakin ol yavrum. Devam edin siz, devam edin. Biraz da diz çalışalım. Nazan sen inadına mı yapıyorsun? Durdun durdun delirttin kızı. Vallahi senin kızın delirmeye yer arıyor Aytül Hanım. Ben ne yaptım şimdi? Sana haber vermeye geldim. Konuştun mu? Çabuk söyle. Konuştum, konuştum. Önce bir şaşırdı, ne yapacağını bilemedi falan ama... sonra parayı duyunca kabul etti tabii. Bulacak deliği. Tamam. Gidelim benim odaya. Şu para işini halledelim. Hem senin yüzün gülsün... hem de abin olacak gariban hayrını görsün hadi. Aytül Hanım, para işi tamam da... bir şey soracağım. Yarın öbür gün Yiğit bu işin arkasında benim olduğumu öğrenirse... sen benim arkamda duracak mısın? Nereden öğrenecekmiş Yiğit? Tayyar mı cesaret edecek seni ele vermeye? Madem Tayyar'a bu kadar çok güveniyordunuz, niye benim aşı olarak kullandınız? Ben bu çiftliğin hanımıyım. Öyle kenarın dilberinin kirli çamaşırları için kahyalarla pazarlığa mı oturacağım? Zaten siz benim kadar dil dökemezsiniz. Çok uğraştım. Ürü patlıyor başımıza bir bela gelecek diye. Bir bela gelecek. Başımızdaki püsküllü belayı alıp gidecek. Yani iyi diyorsunuz, hoş diyorsunuz da... sonuçta nikahlı kızı alıp götürmek o kadar da kolay olmasa gerek. Ha? Nasıl olacak bu iş? Yiğit, hele şu kızın gizli saklısını bir öğrensin. Bakalım nikah mı kalıyor ortada? Gel şu para işini halledelim, gel. Elmas, küslük yapma ama. Çalışıyorum Nur. Tamam işte, sen iç kahveni. Burada benim zamanım değerli de. Haklısın. Sesimi fazla yükselttim. Boş bulundum. Özür dilerim. Birini mi bekliyorsun sen? Ne? Ne bileyim, kızım saatine bakıp duruyorsun ya. Trafiğe kalmayayım ben. Ha, işte onlar da çıktı. Birlikte gideriz. Yok, Mert'e geç kalmayayım. Hadi görüşürüz. Anlaşıldı şimdi toplantının yeri Leyla ablam. Asansörü bekletir misin? Ne?
Bize izin verir misin? Nereye gitti Yiğit Bey? Sana ne Elmas? İşi var. Ben Elmas'ın yanından nasıl fırladığımı bilmiyorum. Sen asansör durduruyorsun. Ne yapayım? Dayanamıyorum işte. Konuşmamız lazım. Yakın, tenha bir yere gidelim. Ben söyleyeceklerimi söyleyeyim. Mert okuldan dönene kadar çiftliğe dönmem lazım. Yakın bir yere gidelim yani. Hadi gel. Biliyor musun Elmas? Bir dakika. Neye bakıyorsun sen? Hiç. Hiç ya, neyse biz gidelim. Günlerdeki gibi annen tarasın mı saçlarını? Öpsün, koklasın mı? Hı. Özlettin mi Yiğit abi? Çaylar da yeni demlemiştim. Buyurun. Sağ olasın. Soğutmayalım. Afiyet olsun. Tanıyorlar seni. Tanırlar. Buraya çok sık gelirim ben. Sen mi? Niye şaşırdın ki bu kadar? Burası sade, salaş. Tıpkı karşımızdaki deniz gibi. Tıpkı senin gözlerin. Gözlerindeki öfke. Kırgınlık kadar gerçek. Sade. Bak. Yüzük, ben ölene kadar çıkmayacak parmağım. Ben Mert'e verdiğim sözü tutacağım. Çiftlikte kalmaya devam edeceğim. Gerçekten mi? Tek bir şartla. Hemen boşanacağız. Canım kızım benim. Bir ayak almaz toparlanırsın. Seni gezmelere götüreceğim. Yine toplantılara, partilere katılacağız beraber. Alışveriş de özlemişsindir sen. Hı? 3 yılın acısını çıkaracağız anne kız. Ben güzelliğimi kaybettim. Sen 3 yıl uyudun diyorsun ama ya benim hatırladığım? Ben 25 yaşındaydım. Bir uykuda 30'umu geçtim anne. Bu nasıl laf öyle? Ha? Sen benim dünya güzelimsin. Ay parçamsın. Gençliğim mi? Güzelliğim mi? Ben uykuda kocamın aşkını kaybettim anne.
kaybettiğin her şeyi tek tek geri alacaksın. Yemin ederim geri alacaksın. Canım yavrum. Yavrum, canım. İşte bizim Deli Cemal'i diyorum Hikmet Baba. Mapusta falan değil, değil mi şimdi o? Haklısın. Benimki de laf işte. Onca tatavaya cebinde deli raporu var diye hapiste bile yatmadı. Hı. Hangi iğnenin deliğindedir acaba? Yalnız lazım bana. Vallahi çok lazım. Alo. Efendim. Cemal Ağa. Alo. Ben senden boşanmam. Anlıyor musun? Ben senden boşanmam. Kolumdan değil, kalbimden vur, kalbimden. İstiyorsan gel kafama sık. Ama senden boşanmayacağım. Ben senden boşanacağım Yiğit. Ya öyle mi? Tek başına yapabiliyorsan yap o zaman. Tek başına boşanabiliyorsan boşan o zaman. Biz boşanacağız Yiğit. Eğer Mert'e verdiğim sözü tutmamı istiyorsan boşanacağız. Nur. Oğlundan bahsediyorum. Ya ona verdiğim sözü tutmama izin verirsin ve kalırım. Ya da boşanmam diye inat edersin ve giderim. Oğlunun kalbini ben değil, sen kırmış olursun. Beni sevmiyor musun? Nur. Yüzüme bak ve söyle. Dön yüzüme bak ve söyle. Beni sevmiyor musun? Karar ver. Mert'e verdiğim sözü tutmama izin verecek misin? Yoksa onun kalbini kıracak mısın? Kalp alışır acı çekmelere, can dayanmaz yeni sevmelere. Boşa yürek çekip aynı, bana sorun bir kim haklı? Can dayanmaz
seni sevmelere. Boşak yürek çekip aynı, bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur. Seni seviyor muyum Yiğit Kozan? Hani hayat bir oyun. Senden nefret ediyorum. Artık içime sinmiyor. Nefret ediyorum. Seni sevmekten nefret ediyorum. Neresin be yavrum ya? Biz trafik yüzünden biraz geç kaldık da. Ben de nerede bu diyorum. Oğlum daha sabah sabah kahvaltı yapmadan ne araba yıkaması anneciğim? Benim başka ne işim olsun ki anne? Tövbe tövbe. O ne biçim laf öyle şimdi? Şişt, bana bak. Senin neyin var? Akşam da gamlı baykuş gibiydin ha. Ya bir şeyim yok anne ya. Hadi git sen mutfağına hadi. Var bir şeyin. İşini bitirince oturup konuşacağız karşılıklı. Ben anlarım, anneyim ben. Var bir şeyin de. Hadi hayırlısı. Ay sabah sabah. Neyse günaydın. Bir şey mi istedin? Tamam o zaman çok açık konuşuyorum. Hemen konuya giriyorum. Emin hani sen dün bizi Bora ile gördün ya. Bundan teyzemin, abimlerin falan haberi olmaz değil mi? Merak etmeyin Yaren Hanım. Bizden laf çıkmaz. Aferin sana ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Sen benden değil. Herkesin içinde sana laf getirmekten çekinmeyen o hırbodan kork. Ne dedin Emin sen? Ha? Hırbo mu dedin? Evet hırbo. Hem de en düşüncesizinden ve hödük olanından. Emin, haddini bil. Sen benimle nasıl böyle konuşursun ya? Terbiyesiz. Terbiyesiz, terbiyesiz konuşup benim sinirime dokunuyorsun. Yoksa konuşup beni durduk yere sinir ediyor. Hiç okula gitmek istemiyorum. Ne demek hiç okula gitmek istemiyorum? Gideceksin, büyük adam olacaksın. Bak bir daha öyle sözler duymayacağım senden. Senin gibi. Sen hep demiyor musun ben hayat okulunu bitirdim diye? Nerede hayat okulu? Ben orada okumak istiyorum. Camı kapatsana yavrum, üşüyeceksin. Böyle uzaktan benim olduğum yerden nasıl göründüklerini görüyor musun anne? O üçü sanki aile gibi. Allah aşkına İclal. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne diyorsun sen? Ağzımdan gözümün gördüğü çıkıyor anne. Çocuğu okula gönderince kızı yanıma yolla. Ne yapacaksın kızı? Konuşacaklarım var. O geceden beri onunla konuşacaklarım var. Lan evlat ne adamsın ya. Sen biraz daha büyü. Biraz daha büyü de ben sana anlatacağım hayat okulunun ne olduğunu. Hem sen şimdi gideceksin okula, babandan çok daha büyük bir adam olacaksın.
Sana iyi dersler. Allah zihin açıklığı versin. Oh! Sabah sabah kanter içinde bıraktın lan beni. Lan demesene. Ayıpmış. Nur söyledi. Ya. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş de Nur senin askerlik arkadaşın mı? Yunan abla demiyorsun. O benim canım. Hadi bakalım. İyi dersler. Aman dikkatli ol. Sözünü tutacak mısın? Yani kabul ediyor musun boşanmayı? Sen yanımda kal yeter. Bu bir cevap değil Yiğit. Açık açık söyle. Boşanma davası açacağım. Kabul ediyor musun? Sen yanımda kal yeter. Amacın beni deli etmek mi? Neyin var? İyi misin? Ha? İyi misin? Neyin var? Hayır. Nur! Nur! Nazmi yaz, bitti Nur! Vakit vuslat vakti! Nur! Kaçamazsın benden. Benden kaçamazsın! Nazmi yaz bitti Nur! Vakit vuslat vakti! Ne diyorsun? Gerçek değil. Ne oldu? Neyin var? Nereye bakıyorsun sen? Ne oldu? Neyin var? Ha? Yok. Yok bir şey. Uykusuzum. Öyle başım döndü. Nur. Bir yere baktım, bir şey gördüm, bu hale geldin. Titriyorsun, neyin var? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Nur, neyin var? Kalmışsın. Nur söylesene neyin var? Allah. Cemal. Cemal. Selamünaleyküm Tayyara. Tövbe bismillah. La Cemal öyle arkamdan sinsi sinsi gelip aklımı aldın ya. Görmeyeli epey semirmişin. İstanbul yaramış sana. He yaradı yaradı. Ey gidi Cemal ey. Kısmette seni buralara kadar çağırmak da varmış ha. Bugüne kadar çağırmadığın kabahat zaten. Neyse. Şükret helalimi almaya geldim. Yoksa affetmezdim seni. Aman. Al götür senin olsun helalin. Yalnız diyeceklerimi iyi belli. Bak sabırlı olacaksın tamam mı? Bir çuval inciri berbat etmeyeceksin. Sabır taşı çatladı Tayyara. Ben buraya helalimi almaya geldim. Benim incirle, çuvalla işim yok!
Deli. Allah'ın delisi. Manyak ya. Al yavrum. Hadi iç. Bir yudumcuk olsun iç şundan. Hadi yavrum hadi. Of. Bak görüyor musun? Benim de elim ayağımı titrettin. Allah'ın delisinin buralarda ne işi var? Olacak şey değil. Küpegündüz hayallenmişsin yavrum. Bilmiyorum ablacığım. Birden ağaçların orada sanki bana bakıyordu. Tövbe. Dağlara taşlara gitsin. Yok yok sen içini ferah tut. Olacak şey değil, imkansız. İmkansız. Gelemez. Beni burada bulamaz değil mi? Yok yavrum. Kuş olup uçsa bile gelemez buralara. Hadi sen şöyle yüzünü gözünü yıka, bir toparlan. Tamam mı yavrum? Hafize Hanım. Buyurun Aytun. Nur. İclal seni çağırıyor. Şey Nur biraz... Tamam. Gidiyorum. Aldık başımıza deli. Allah'ım sen bizi koru yani. Nesi var bunun? Hasta biraz kırgınlığı var da. İclal'le Mert'e bulaştırmasın da. Şuna bak. Surat beş karış. Eh yavuklusu gelmiş belli. Nazan. Efendim Aytun. Hemen git Tayyar'la konuş bahçede. Adam gelmiş mi? Öğren parasını ver. Tamam canım. Yani siz parayı verin. Gerisini düşünmeyin Aytun Hanım. Biraz önce Nur'u gördüm. Suratı beş karıştı. Yılan yavrusu yavuklusunu görmüş belli. Hadi hayırlısı. Gel. Gel. Gel Nur. Otur şöyle. Ben aslında seninle dün konuşmak istemiştim. Ama fırsat bulamadım. Bu kabus geceden beri kendimi çok kötü hissediyorum. Gece ben kocamı öyle gördüm. Sonra seni onun kanına bulanmış halde görünce kendimi kaybettim. Sonradan pişman oldum. Anlamsız şeyler söyledim. Böyle seni suçluyormuşum gibi oldu. Özür dilerim Nur. Lütfen özür dilemeyin. Siz benden özür dileyecek bir şey yapmadınız. Siz hiçbir şey yapmadınız. Tamam. Buzları eritti kabul ediyorum o zaman. Dur dur. Otur. Nereye gidiyorsun? Konuşacaklarımız var. Oğlumla kurduğun yakın diyaloğu ne yalan söyleyeyim imrenerek izliyorum. Yani yanlış anlama tabii ki mutluyum bu durumdan. Ama ana yüreği işte. Sıra bana ne zaman gelecek diye düşünüyor insan. Ben siz ne zaman o gücü bulursanız o zaman... Evet. Ben de o zamanın bir an önce gelmesini istiyorum ama biz şimdiyi konuşalım. Seni merak ediyorum. Oğlumun bu kadar bağlandığı genç kızı tanımak istiyorum. Hafize Hanım'ın yeğeni olmak dışında kimsin sen Nur? Adanalıymışsın. Üniversite terksin galiba. Evet. Okuyamadım. Ama okuyacağım. Af sınavlarına girip mezun olacağım. Bu anaokulun... Anaokulu öğretmenliği. Şansa bak. Burada Mert'le prova yapıyorsun. Çocuklara adanmış bir hayat demek. Böyle senin gibi genç, güzel bir kız. Sevgilin var mı? Ben... Sen ne kadar utangaç bir kızsın ya. Ne var yani? Kötü bir şey mi söyledim? Sevgilin var mı dedim. Seni yılan seni. Senin gibi genç, güzel bir kızın sevgilisi olmaz mı hiç? Ama tabii bu çiftliğe böyle kapanır kalırsan olmaz. Ben sana söyleyeyim, sen kendine haksızlık yapıyorsun. Tamam. Sen özel hayattan konuşmayı pek sevmiyorsun galiba. Ben seni daha fazla sıkıştırmayayım.
Ben o zaman... Dur gitme. Ben saçlarımı örmek istiyorum. Örgebilir misin? Hı hı. Yok artık. Anne, kapıda mı dinlemeye başladın? Ödümü kopardın Sinan. Nasıl daldıysan artık içeriği dinlemeye. Lüzumsuz konuşma. Hem öğlen vakti ne işin var senin bu saatte evde? He, ben ayak altında fazla gezmeyeyim. Sen de rahat rahat kaba dinle, baca dinle, değil mi? Şu ablamı birazcık rahat bırak anne. Kızcağız nefes alsın, boğuyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Annenle konuşuyorsun Sinan. Ben kiminle konuştuğumun gayet iyi farkındayım. Sen bu işleri bırak da kendine bir meşgale bul. Boşuna okutmadı yiğit seni. Ne oldu? Gerçekleri söyleyince ağrına mı gitti? Bak, böyle aylak aylak ortalıkta dolaşasın diye okutmadık seni Amerikalarda. Madem temelli döndüm diyorsun, çalışıp borcunu ödeyeceksin. Ne? Borç mu? Borç. Kimin parasıyla okudun dünyanın bir ucunda? Gideceksin tıpış tıpış o şirkete, çalışacaksın, borcunu ödeyeceksin. Yiğit seni boşuna yollamadı oralara. Beni niye oraya yolladınız biliyor musun? Gerçekleri duymaya gerçekten hazır mısın? Beni oraya okumaya falan değil, Yiğit Bey'in keyfi için yolladın sen. Ablama yaptıklarını kalıp burada onun suratına vurmamdan korktuğun için beni oraya sepetledin sen. Sesini. Ya! Senin o şahane damadın bana borçlu, anladın mı? Bana o borçlu, ben ona değil. Bana ablamı borçlu, bana canını borçlu. Beceriklisin. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Nur, unutma. Seni daha yakından tanımak istiyorum. Ortak noktalarımız bulup birbirimize daha yakın olalım istiyorum. Sen o adamın korkusundan... O adam değil. Ne oluyor? Sinan? Ne oluyor ablacığım? Niye bağırıyorsun? Yok bir şey abla, işsel geldi gitti, öyle bir şey yok. Yaramazlık yapıyorsun yine değil mi? Bazı şeyleri hatırlamıyor olabilirim. Evet. Ama bazı şeyleri de hiç unutmadım. Mesela kardeşimin yaramazlıklarını. Mesela kardeşinin seni hiçbir zaman asla üzmeyeceğini de hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ama sen annemi de üzme. O her zaman bizim iyiliğimizi düşünür. Her zaman. Üzmez o annesini. Üzmez. Bilir o annesini. Arada bir heyheyleri tutuyor bakma, değil mi? Ben ablamı üzmem. Hadi kaçtım ben, görüşürüz akşam. Sen ne yapıyorsun hala orada? Laf mı demiyorsun? Anne. Sizi bir an sevgi gösterirken görünce şaşırmışım herhalde. Donup kalmışım Aytun Hanım. İyi günler. Anne bir şey diyeceğim. Ne dedi bu kız sana? Terbiyesiz. Yürü. Ablanın yanında durumu iyi idare ettin. İdare? İdare bizim ailede genetik ya. Şanslısın o zaman. Çünkü idare etmek o kadar kolay değildir aslında.
Özellikle bu Kozan çiftliğinde yaşıyorsan idare etmeyi öğrenmen lazım. Çünkü burada hiçbir şey göründüğü gibi değil. Haklısın. Burada hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Sence neyi gözüktüğü gibi değil? Yok. Ben öyle, öylesine söyledim. Sende de fazlası var değil mi? Neyin fazlası? Yani ilk bakışta görünenden fazlası. Hangimizde yok ki o dediğinden? Bazılarında yok. Bazılarındaki sadece göz yanılması. Yiğit Bey'i neden sevmiyorsunuz? Ablamı seviyorum çünkü. Herkesin emeğine sağlık. Bu alkışlar sizin için. Tebrikler Yiğit Bey. Sağ olun. Son 10 yılda aldığımız en büyük ihale. Yiğit Bey yine kazandık. Bu ihaleyle artık piyasanın dahisi oldunuz Yiğit Bey. Abartmayılmaz. Hiç de abartmıyorum. Hatırlarsanız başta piyasada herkes Yiğit Kozan kendi ayağına sıkıyor diyordu. Ama ben biliyordum. Ben hiçbir zaman yanılmayacağınızı biliyordum. Sağ ol. Cahit, seninle bir şey konuşalım mı? Eğlenmenize bakın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sonra bağlarsın. Nasıl ama çok sevindi değil mi çocuklar? Otursana şöyle. Neyin var? Vallahi kardeşimin deyasının karşısına saygıyla eğiliyorum. Elmas işte. Ya, elmas işte. Sen tedirgin misin hala? Ha? Açık ol. Toplantıda yeterince açık oldum Yiğit. Bir işe yaradı mı? Yani aldığın kararlarda bir etkim olmayacaksa... ...öylesine fikirlerimi sorma benim, lütfen. Cahit, senin fikirlerin her zaman benim için değerli. Ama ben bu ihaleyi istedim ve aldım. Benim kimseden korkum. İstiyorum senin de korkun olmasın. Ya Yiğit, adamlar birkaç gün önce sırf kumar borcum yüzünden oğlunu kaçırdılar. Şimdi ihalede restleştik. Sırf adamları sıkıştırmak için girdin ihale. Tamam kazandın da, tebrik ederim. Ama bakalım bu zaferinin sonu bize neler mal olacak. Hiçbir şeye mal olmayacak, merak etme. Ben öyle ayağıma takılacak taşların hesabını yapsaydım... ...bu yola çıkmazdım. Sen yürü zaten, yürü. Olursa mı yürü, önüne ne çıkarsa dayı dayı yürü sen. Senin yolun bu. Yolun... Efendim? Söyle o kardeşine yanlış yola saptı Zahit Efendi. Gittiği yol yol değil. Alo, alo. Dinliyorlar. Odayı dinliyorlar. Elmas! Elmas! Böcek. Yiğit'in odasında böcek var. Ay ne böceği be? Ya dinleniyoruz. Teknik servis mi? Hamit, sen misin? Yiğit Bey'in odasında böcek var. Odayı santim santim arıyorsunuz. Kamerayı, ses kayıt cihazıydı. Böcek de buluyorsunuz, tamam mı? Hadi. Ne yapıyorsun? Yiğit Bey'i arıyorum. Adamların yakasını yapışsın diye mi? O neyse bulunana kadar kimseye haber vermeyeceğiz. Daha fazla ortalığa gelmenin anlamı yok. Ödlek. Yiğit Bey'in arabası bu. Mert'in arabası hala gelmedi ya. Merak ediyorum. Yok merak edecek bir şey.
Trafiğe falan takılmışlardır, gelirler. Hayır. Ne hayır ya? Gördüm. Hayır. Ne hayır? Nur! Nur! Nur, iyi misin? Nur! Ne oluyor ya? Nur! Nur, kendine gel. Nur! Nur! Ne oldu ya? İyi misin? Bir şey söyle. Nur! Orada gördüm. Nur! Nur! Gördüm. Nur, ne oluyor burada? Ha? Ne oldu? İyi misin? Ha? Nur, neyin var? İyi misin? Yok. Yok bir şey. İyi misin? Başım döndü. Başım döndü. Hayır, başım döndü falan değil. Birini gördüm dedin sen. Dur, birini gördüm dedin sen. Birini mi gördün? Ha? Ne oldu? Birini mi gördün? Bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. İyi misin sen de? Ha? Nur. Nur, şu mu gördün adam? Ha? Şu mu? Gördüğün adam o mu? Gördüğün o adam mı Nur? Bekleyin beni burada. Hayır! Hayır, gitme! Sinan yanında kal. Kimsin sen? Ya, peşinden gitsene! Ya ne yapayım ben seni böyle bırakıp nasıl gideyim? Kim bu herif? Anlatsana kim? Ne oluyor ya? Git! Neredesin lan? Neredesin? Neredesin lan? Neredesin? Ulaşamıyorum. Gelmedim ki hala. Beraber gidecektik hastaneye işte. Yavrum tamam. Biz inelim aşağı. Yine ararız. Baktık işi çıkmış gelemiyor. Sinan bizimle. Ne iş anne ya? Şu anda benden daha önemli ne iş yani? Tamam İclal. Biz inelim aşağı, geç kalmayalım. Belki direkt hastaneye gelir ha. Hadi gel. Aa bak. Geliyor işte. Sakinleşir misin biraz artık lütfen ya? Kimden korkuyorsun ya? Bir adam görüyorsun, bayılıyorsun ya. Hiçbir şey anlamıyorum zaten. Bulabildin mi birini, görebildin mi? Yok kimse falan. Sinan, ablandan hastaneye götürecektim ben. Şarjım bitti, konuşamadık. Baksana hazırlar mı? Olur. Hadi gel, sen de durma böyle. Mert gelecek şimdi. Onu karşılar. Sen çık. Yanında dur bari. Kim o adam? Kim o adam? Nur cevap versene. Delirtme beni, söyle. Kim diyorum sana o adam? Kimden korkuyorsun bu kadar? Nur cevap versene, niye susuyorsun? Kimden korkuyorsun bu kadar? Nur titriyorsun, kimden korkuyorsun bu kadar? Söylesene! Bak. Nur, ben senin kocanım. Kocanım. Söyle bana, kimden korkuyorsun? Sen benim... Nur! Seni almaya geldim, Nur! Nur, kim bu adam? Nur, hemen söyle, kim bu adam? Benim toprağımda ne işi var? Nur, kim bu adam? Kimsin lan sen? He? Kimsin lan sen? Benim toprağımda ne işin var? Abla hadi hazır değil misiniz? Geç kalacaksınız. Hadi hayırlısıyla gidin gelin de güzel haberlerinizi alalım inşallah. Yiğit gelmedi mi hala? Ben Yiğit'siz gitmek istemiyorum. Geldi abla geldi bahçede. Bahçede mi? Ne yapıyor kızın yanında? Mert'i bekliyor.
kimsin diyorum sana. Kimsin ulan sen? Senin benim toprağımda ne işin var? Ne oluyor orada ya? Adam kim ki o adam? Ben Cemal. Nur'umu, helalimi almaya geldim. Cemal git buradan. Nur. Seni almaya geldim. Cemal. Nur. Seni yuvamıza götürmeye geldim. Helalim. Helalim mi? Helalim. Allah katında helalim.